Bahçecilerde falan bir yerde. Bahçe içinde, iç işlerinde bağımsız, federe bir ev düşünüyorum Leyla. Bahçede güller. Ya bunlar hep hayal olarak kalırsa? Aa, iş bir ayına otursun, hemen nişanı yaparız. Nişan Galata Kulesi'nde olacak ama. İstersen Ayasofya'da yaparız yavrucuğum. Kaç paraysa veririz. Çok iyisin. Asıl sen çok iyisin Leyla. 15-20 çocuğumuz olsun istiyorum. Çıldırdın mı, o kadar çocuğu ne yaparız? Hepsine bir şirket açar, holdingleşiriz Leyla. Tabii yavrucuğum. Şef, hesap. Ne bu böyle? 2725 mi? Hayır efendim, 27.250. Yok ya. Vay canına sınır. Sen nerede güzelleştin böyle? Ne kadar çok? Çok olur mu yavrucuğum? Bu bir dünya rekoru. 250 lira manzarayı anladık da 27 bin neyin nesi? En iyisi ben size bir çek keseyim. Çek kabul etmiyoruz efendim. Üstümde o kadar para yok. Ne kadar var? 10.000 kadar. O 10.000'i ver. Hüviyeti de ver. Paranın üstünü getirince hüviyeti geri veririm. We'll be right back.
Aa, sizin taksimetrede Suudi manyak. Arapların tesiri herhalde. Deli gibi yazıyor. Ne gittiysek onu yazıyor. Siz nerenin taksisisiniz? Tophane Gıcık Taksi. Eyvallah. Ben size saatimi takdim edeyim. Yarın durağı 6712 lira getirir, saatimi alırım. Hayır baba. Ben bu iktisat fakültesini boşu boşuna okumam. Orayı bitirip muhasebeci mi olacağım? Muhasebeci olmak için orayı bitirmeme gerek yok. Şimdiden muhasebecilik yapabilirim. Onun bunun milyonlarını çarpıp toplayıp ayda 500 paket sigara parasına talim mi edeceğim? Hayır! Ben okulu bitirene kadar tüm arkadaşlarım milyarder olacak. Hepsinin dükkanı var. Okula spor olarak takılıyorlar. Ticaret yapa yapa öğrenilir. Yüzme değil ki bu. Bata çıkar öğrenilmez. Ben okulu bitirince iş kurmak için şimdikinin 50 misli sermaye gerekecek. Acaba nereden 3 trilyon bulabiliriz diye delleneceğiz. Bir an önce iş kur. Sermaye. Sermayeyle işi herkes kurar. Marifet sermayesiz kurabilmek. Biz seni niye iktisatta okutuyoruz? Ha? Sana o Friedman kitaplarını boşuna mı aldık? Çekiliyor demiyorsun. Öyle demez. Yarından sonra çekiliyor denir. Ama para bana yarın lazım. Öyle mi? Kaç milyon dağıtıyorsun? Ben dağıtmıyorum. İdare dağıtıyor. Ben kendi kendimi dağıtıp idare ediyorum. Espri nasıl? Hangi espri? Ciddi ol biraz. Böyle talih pazarlamacılığı olmaz. Kaç milyon? 60 milyon. Parayı çıktığı gün alabiliyor muyuz? Herhalde. Niye herhalde? Bilemiyorum. Bana hiç çıkmadı. Bir şey çıkmazsa seni nereden bulabilirim? Beni ne yapacaksın abi? Döveceğim canım kardeşim. Musluktan su gelinceye dek döveceğim. O su da bu yaz kolay kolay gelmez. Dükkanı gördünüz mü? Dışarıdan bir göz attım. Yer iyi. Koşulları öğreneyim dedim. Büyük değildir. Büyük dükkan butik dert. Ne iş yapacaksınız? Muhtelif. Plakçı istedi, vermedim. Gürültülü işe verme. Benimki çok sessiz ve derinden bir iş. Sayın Fellini Hanım, teyzeciğim. Dekorasyon, pazarlama. Dükkan iş görüşmeleri için gerekli olacak. İş görüşmeleri fısıltı halinde yaparım. Plakçı 100 verdi. Araplar 1000 verir tabii de. O plakçı nerede güzelleşmiş öyle? Efendim? Zızt, İç Erenköy. Zaten benim gözüm plakçıyı tutmak. Hayır tabii teyzeciğim. Yalnız 100 bin hazır dükkana bile verin ben. Sizinki boş bir mekan. Ben orayı dükkanlaştıracağım. İçine bir tır para harcayacağım. Ya. Siz ne veriyorsunuz? 40. 80. 50.
75 son. Gözüm sizi tuttu. Size müsekkin bir şey söyleyeyim mi Sayın Fellini Hanım teyzeciğim? Yani herkese söylemem. Laf aramızda. Benim de gözüm sizi tuttu. Görsel olarak tutuştuk. Şimdi iş dükkanın tutulmasına kaldı. İsterseniz biz bu kiraya ilk yıl 50 diyelim. İkinci yıl 100 yaparız. 75'ten aşağı olmaz. Öperem sizi. Peki. 60. Kaç yıl peşin verebiliyorsunuz? Ne peşini? Nereden çıkarıyorsunuz bu sapık ideolojileri? 3 ay peşin. Ne kadar teyzeciğimsiniz. Peki. Öpüyorum sizi. 180 bin peşin. Ben size anahtarı vereyim, siz kapora verin. Hemen kapora veremem. Niye? Üstümde yok. 15-20 bin liracık. Evet de. Aksilik işte. Üstümde yok. Bankada kapalı. Çek verirsiniz. Yarın çekerim. Öyle mi? Benim çek defterim mi var? Yok mu? Olmaz olur mu? Hiç insanın çek defteri olmaz olur mu? Benim çek defterim de var. Macar defterim de var. Sen defteri Macarlara sor. 6-0 da yanımda yok. Hangi banka? Şey bankası efendim. Şey bankası. Dilimin ucunda. Dilimin ucu bankası. Olmaz. Hemen şu sizin sokağın dönüşümünün köşeşimindeki banka. Cam. Kapısı cam. Vitrinler cam. Biliyorsunuz sağda müdürün bölmesi var. Müdürün masasında iki tane telefon var. Ne mutlu müdüre. Duvarda uzaylı para sayan güler yüzlü mutlu insan yüzleri var. İç aydınlatma çok dinlendiratiftir. Paraları sayarken hiç gözünüz yorulmaz. Çok iyi bankadır. Çok memnunum. Sarın şırdan 4 milyar derim. Sararlar. Hiç bekletmezler. Ben yarın size müdürü getireyim. Bankayı getireyim. Yani kaporayı getireyim. Raş Kapor'la birlikte. Bu derif saygılar. Mersilerden bir demet. Güle güle. Efendim. Buyursunlar efendim. Emredin. Öl deyin, ölmeyi deneyelim. Bizden olan haksızı isteyin. Buyurun. Nereden buyurayım? Şöyle önden buyurun. Duvar kağıdı badana yapıyor musunuz? Yapmaz olur muyuz? İşimiz bu efendi. Kutlarım. Affedersiniz. Çok öpücü bir günümdeyim. İçimden geldi. Dışıma vurdu. Çok dışa vurumcuyumdur. Sizi seviyorum. Yani size katalog gösterelim. Siz buradan beğenin. İstediğiniz kağıttan yapalım. Çay kahve gibi bir lüzumsuzluk. İstemem. Bravo. Yani çaycı uzak. Aramızda dağlar var. Çaylar ılıman geliyor. İçme de yanında yat misali. Kaç kilometre kare yapılacak? Ölçmeniz gerekecek. Şimdi bir salon var, bir oturma odası, iki yatak odası, bir tane mutfak, iki koridor var bir de. Çok güzel, harika, muhteşem bir eviniz var. Bir de iki giriş var tabii. Bravo girişe, en büyük giriş, başka giriş yok. Efendim? Beykoz, yani tavanlarlar badana olacak tabii. Bilmem. Şart. Genelde beyaz yaparız tavanı. Fazla masraf çıkmasın başına. Ne demek efendim? Badana neymiş? Sudan ucuz. Öyle mi? Gayet tabii. Su çok pahalı.
hayır demedi Kenan abi. Selam, ne haber? Kenan abi sende 1007A defolu duvar kağıdından var mı? Bir defolu istiyorum abi. Defosuz istemem, pahalı olur. Ha, Kenan abi, bir de senin öğrenci çocuklar vardı. Hani duvar kağıdı boya işi yapıyorlar. Gece çalışanlar. Ha, usta istemem Kenan abi. Usta çok pahalı olur. Çocuklardan rica ediyorum. Var mıymış o kağıttan Kenan abi? Ne kadar? Eyvallah. Mersilerden bir demet. Ben kağıtlara gelip şimdi kendim alırım Kenan abi. Eyvallah Kenan abi. Hayır baba, hayır! Telefonsuz dükkan olmaz! Sarılı siyahlı, cicili bicili genel telefon kulübeleri ne gün oturuyor? Tabii, gayet tabii. Dokun, jeton kaybolsun. Biri beni aramak isterse ne olacak? Denize olta attığın zaman balık tutacağın garanti mi? Değil. Garanti olmayan işe takılmayacaksın. Avlanma belgen var mı? Akvaryumun bandrolünü yatırdım. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Gazetede ilanınızı görmüştüm. Sekreter aranıyor diye. Sabah evinize telefon etmişti. Ha, evet. Çok güzel. Demek ki sabahleyin telefondaki o dünya güzeli sesin sahibi, kainat güzeli sizdiniz. Bravo. Yani tebrikler. Daha doğrusu hiç bu kadar fıstıkengiz, yani ideal bir sekreter tipi olabileceğinizi tahmin etmemiştim. Bekar mısınız? Evet. Çok güzel. Ne gibi işler yapacağım? İş kolay. İsminiz neydi? Nilgün. Nilgün. Çok güzel. Hem Nil hem Gün. Seni Allah gönderdi Nilgün. Bunu ivedilikle kutlamalıyız. Neyi? Yaşantımızın bu en güzel rastlantısını. Anlayamadım. Benimle evlenir misin? Ha? Yani şimdi hemen yemeğe çıkalım. Oradan Heybeli'ye. Heybeli'de acımasızca Mehtap'a çıkalım. Seninle konuşmamız gereken 5-15 cilt şeylerimiz var Nilgün. Bu dükkana da bir çocuk tutarız. Biz bütün gün dükkanda oturacak değiliz ya yavrucuğum. Buldur bu adam kardeşim. Onun durumu belli olmaz. Sabah açmaz, öğlen açar, ikindi kapatır. Bir bakarsın çay ister, çayı getirmişsin kapalı. Hiç açmadığı gün var kafasına göre. Ya o delireceğim kardeşim. Ayın 15'ine çek kesmiş, çek döndü dolaştı geldi beni buldu. Ayın sonu geldi adamı bulamıyoruz. Söyle ona yakalarsam öldüreceğim. Kim diyeyim? Gaga Nusret abi dersin. Baba ya. Bugün 750 bin lira bulmam lazım. Bir sürü anlamsız çekim piyasada dolanıyor. Öldürecekler beni. Çelik yelek giy. Yahu ne kadar Neronsunuz? Delilik katsayınız kural dışına mı çıktı? Ha, işte telefon olsaydı itfaiyeyi çağırırdım.
Hiç. Tamam, boyadın mı? Ben boyadan anlamam. Duvar kağıdı yaparım. Ben duvar kağıdından hiç anlamam. Bir kere yaptım, pütür pütür oldu. Para bana vermediler. Badanacı mısın? Badanacı'nın. Hiç anlamam. Londra'ya döndü dükkan, how do you do Mrs. Canan? Bana bak, sen benimle alay mı ediyorsun ha? Tam 40.000 lira kapora verdik, 4 gündür ortada bir şey yok. Acelemiz var dedik, değil mi sana? Evet, not al Nilgün, Canan Hanım'ın evi ivedi diye. Evi ivedi. Ne not alması be? Hemen başlansın diyorum. Evet, not al canım, hemen başlansın. Not al canım, hemen başlansın. Bir, iki, üç. Selam abi. Bizi Kenan abi gönderdi. Duvar kağıdı boya işi varmış. Aa, ne kadar stereosunuz. Siz nerede güzelleştiniz böyle? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın Mrs. Canan hemen başlansın diyoruz. Kapıdan hemen başlayıcı Tim giriyor. Tim'in yanında lüzumsuzca bir adet Tom giriyor. Yanında bir adet Bayan Tara. Operasyon bu gece başlıyor arkadaşlar. Enenenen. İnan bana Canan. Sana inanılmaz. Sana karşı duyduğum ve duyacağım duyguların yarısı aklımda yok. Zırvalama. Zırvalatıyorsun insanı Canan. Güzelliklerin toplamları ve elde verbirleri karşısında ağzından çıkan kulağıma teğet geçiyor. Vıcıt. Seni seviyorum Canan. Ne bu? Acı gerçek abi. Biraz fazla acılı olmuş. Adana'nın içinden misin? Nerede vallahi? İçinden mi? İçinden mi? İyi. O zaman ben biraz bal mumu rica edeyim. Sabah gelmedi mi? Vallahi bugün hiç uğramadılar efendim. Telefonu kaç buranın? Telefonumuz yok efendim. Ya çıldıracağım kardeşim. Hem telefonu yok hem 50.000 liralık çek geçmiş. Nasıl bir tip kızım bu? Tam öldürmelik değil mi? Dalımdan balımız efendim. Buyurun. Hesabı balla kestin. Bunda endişelenecek bir şey yok. Hesap pusulasında müessese adres belirtilmiş, KDV gayet net. Mutlaka bir hayırsever bulacak bu boynu bükük şişeyi. Eşek değil ya bu hayırsever, yarın falan gelir öder hesabı. Bak bu akşam lodos falan da yok. Kanlıcalı bir hayırsever mutlaka ödeyecektir. Merak etme canım kardeşim. Sen biliyor musun? O bal mumu için ta Baltalimanı'na gittim hanımefendi. Canan, ben cinayet yerinden deniz yoluyla uzaklaşıyorum. Anadolu'ya geçiyorum. Hesabı sen öde. Versilerden bir demet. Satılacak neyin var Leyla? Anlamadım. Yani hemen nakit paraya çevrilebilecek mücevherengiz şeylerin yok mu? Yok, nereden olsun? Evleneceğiz, sen bana alacaksın, olacak. Yok ya. Gayet tabii. Anneninkilerden falan diyorum. Araklayamaz mısın diyorum. 15 dakikaya 1.011.000 lira bulmam lazım. Bankadan kredi alamaz mısın? Bana vermezler. Niye? Bankanın tipi değil. Niye ben dükkanı açmadan giriyorsun? Çabuk bana haysiyetli bir çay getir. Çay yok. Sana bir haysiyet getireyim mi? Çayı transit getir. Haysiyet aktarmalı gelsin. Çay borçlarını öde. Araba alacağım.
derhal çay getir, sinirsel katsayım giderek yükseliyor. Hemen çay gelmezse çok fenalıklar silsilesi olacak. Gülme, çok sinirleniyorum, gülme. Boş ver, içme çay, çarpıntı yapar. Hemen çay getiriyor musun? Yoksa getirmemek anlamsız direncini sürdürüyor musun? 5 liralık damga pulun var mı? Sen bürokrat filatelist misin? Hayır. Sen bu çay talebi konusunda yazılı bir dilekçe ver. Ocakçı onaylarsa genel kurul durumu inceler. Benim yüksek katıma bildirirler. Ben sana yazısız olarak bildiririm. Bana bak epik çaycı. Hiç komik değilsin, biliyor musun? Biliyorum. İyi. Kişi irfanını bilmek gibi Hüseyin olmaz. Sen burada kaç para alıyorsun? Sana ne? Daha iyi parayla yeni bir iş önereceğim. Ne işi? Overlock. Ben overlock'tan anlamam ki. E çaycılıktan anlıyor musun sanki be? Çaycılıkla ilgin yok. Overlockçuluğun çaycılığından iyidir. Yok ya. Espri mi şimdi bu? Hayır. Espri sensin. Senin varoluşun gayet egzistansiyalist ve heavy metal bir espri. Rabbim seni yaratarak kocaman bir espri yapmış zaten. Ve Allah hamşoyu yarattı. Selam abi. Buyursunlar, buyursunlar. Hoş geldiniz. Sizi şöyle alalım. Çok sporttan bir pizza yiyici tipiniz var. Bizim 3 günlük yevmiye ne olacak abi? Ne yevmiyesi mi? Sen işi pizzacıya çevirmeden önce duvar kağıdı boya işi yapmıştık ya abi. Ha evet. Anımsadım. Bu anlamsız suratı gayet iyi anımsadım. Canan Hanım'ın evini mahveden 2 lüzumsuz tipten biri olarak hayatıma girmiştinizdi. İşimi mahvettiniz, bir de utanmadan gömmeye istiyorsunuz. Sizi mahkemeye verip tazminat davası açmam gerek. Ve fakat delikanlıyım, açmıyorum. Güle güle. Ben anlamam. 3 günlük gömmeyi mi isterim? Garsonluktan anlar mısın? En iyi garsonluğu yaparım. Lale Aile Çay Bahçesi'nde 3 ay çay ve meşrubat garsonluğu yaptım. Bravo. Adın ne senin? Osman. Bravo Osman. Seni bu müesseseye şef garson ilan ediyorum. Gel Osman. Erenenem. Dal Osman. Bravo Osman. Acayipsin Osman. Çok güzel. Nilgün Hanım kasa şefimiz. Selam. Selam. Yevmiyem kaç para olacak? Ne yevmiyesi Osman? Sen artık dükkanın ortaklarından bilirsin. Hesabın %10'u senin. Hissedarlarımızdansın. İyi. De duvar kağıdı işinin parası ne olacak? Seni kovuyorum Osman. Olabilir. Alışkınım. Ha, duvar kağıdı parası ne olacak? İyi olacak. Bilmiyorum ki. İnsanın inanası gelmiyor. Henüz tanışalı 15 dakika oldu. O 15 dakika aşkımızın ilk 15 yılı gibi Leyla. 1001 yıl sürecek bu aşk Leyla. Leyla. Deniz. Aa, çok çok özür dilerim Deniz. Leyla'yı da nereden çıkarıyorum? Şuradan çıkarıyorum Leyla'yı. Mecnun etti gözlerin beni Deniz. Mecnunum, Leyla'mı gördüm senin okyanus gözlerinde. Aşkımızın baharını artık geciktiremeyiz Deniz. Aa! Ne zaman pizzacı oldu burası? Dün akşam açılış yaptık efendim. Nerede o? Şimdi gelir. Buyurun oturun, sinirlenmeyin. Tabii. Oturacağım. Efendim, hoş geldiniz. Ne emrederdiniz? Mantallı kral ve eniştesi. Kralın budu. Kraliçenin atı, atın intikamı. Tamam, müşteri değilim ben. Astronot musunuz? Aa, evimi mahveden tombul. Niye tombul olsun hanımefendi? Yani niye mahvolsun? Evinizi çiçek gibi yaptık. Biz sizin çiçek sevmediğinizi nereden bilelim? Şimdi hemen buradan gönlümüze göre bir galeriye gideriz. Senin arabayı pazarlarız. Üstüne de 5-10 milyon ben koyarım. Hemen yuvamızı kurarız yavrucuğum. Benim arabayı mı? Evet, demin geldim, Mercedes'imizi şuraya park ettin ya yavrucuğum. Şu Mercedes'ten indin ya. Benim arabam yok. Bütün arabaları ben park ederim. Ben park yayasının kızıyım. Vay canınasını. Aramızda her şey bitti Fazilet. Aslında hiç
pizza sevmem. Sinirden yiyorum, sinirden. Nefret ederim şu pizzadan. Ne zaman gelir kızım bu adam? Kaç pizza sonra burada olur? Akşamüstü gelir efendim. Allah Allah, delireceğim kardeşim. Oğlum. Buyur Nusret abi. Şuradan bir rakı aldır. Domates doğra. Söğüş salatalık. Makul bir peynir attır. Rakı maalesef Nusret abi. Tekelde mi kalmamış? Rakı servisimiz yok abi. Rakı servisiniz yok ha? Şu andan itibaren müessesenizde rakı servisi başlamış bulunuyor. Benim 50.000 lira alacağım var. Oturacağım burada 50.000 liralık yiyeceğim içeceğim. Elimde 50.000 liralık çek, o adamın peşinden koşamam. İçki veremeyiz abi. Ne demek? Bana bak bana. Bana Gaga Nusret abi derler. Ben rakı dedikten 5 dakika sonra rakı önümde yudumlanmaya hazır olmazsa... ortalık aniden meydan muharebeleşir. Kaç kişi öldürdüğümü filan hatırlamam. Ben katliamımı tamamlar giderim, kalanları belediye temizlesin. Derhal rakı. Emredersin abi. Şu an siz buradayken gelse de bir güzel katliamlasanız. Baba, 2 milyon lirasına tavla oynayalım mı? Niçin? 20 dakikaya 2 milyon bulmam lazım. Şimdi sen bana 1 milyon lira ver. 20 dakika sonra gel, 2 milyon al. Hadi şey söyleyelim. Pencerenin perdesini aman Allah aç bana göster yüzünü. Hadi söylesene ablacığım ya. Ay Gaga Bey, çok sıkıldım bu şarkıdan. Ay bu adamın geleceği yok. Bari rakı zehir olmasın diye söylüyorum. 50.000 liralık açık hesabım var. Müesseseden memnunum. Hayır efendim. Ben paramı isterim. 40.000 liralık oturup burada yiyip içemem. Hadi şey söyleyelim. Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni. Pencere açıldı filal oğlan. Ooo canım, hoş geldiniz dükkanımıza yavrucuğum. Nasıl buldunuz pizzamızı? Osman Rakı nereden çıktı? Gaga Nusret abi. O mu? Öyle mi? Ooo. Canına, yani vay canınasını. Ben dükkanda değilim, dükkan benim içimde. Güle güle. Otur şuraya. Oturayım tabii. Nusret abicim, niçin oturmayacakmışım? Şeref verdiniz dükkanımıza. El ne karışır. Öpeyim, berhudar olayım. Bu imza senin mi? Aa, tıpkı benim imza. Çok moda oldu benim imza bugünlerde. Önüne gelen benim imzayı atıyor. Sanki başka imza yok. Ele kolay. Herhalde. Bu çek senin değil mi kardeşim? Evet, olabilir. Bakayım numarası kaç? Aa evet benim ve çok talihlisiniz. Son numarası 9. Kutlarım sizi Nusret abicim. Al şu çeki derhal 50.000 ver. Gayet de bir Nusret abicim, bunda sinirlenecek bir şey yok. Siz keyfinize bakın. Ben 50.000 getirteyim. Bana da 40, Ceyman 90. Evet. En iyisi ben hemen gideyim. Bir koşu bir yerden Ceman 90 alayım geleyim. Nerede? Vallahi benim bu konuda sabit bir fikrim yok. Siz nereden isterseniz oradan alayım geleyim. Dalga geçme. Telefon et, kim getirecekse getirsin. Sen kımıldama. Telefonumuz yok. Var. Var mı? Öğlen bağlandı işte. Aa. Vay canınasını. Bu nereden mucizelendi böyle? Ben bir yerden paralel çektim. Bravo Osman. Numaramız kaç? Onu bilemiyoruz. Nasıl yani? Bu telefonun mutlaka bir numarası var ama biz bilemiyoruz. Düdük sesi yok. Ana şalterden açmak lazım. Bir dakika.
üçüncüsü geldi mi abi? Yok. Allah Allah. Ben ana kumanda odasındayım, sen düdük bekle. Ver düdük sesi için. Ana kumanda odasına gelinecekse işimiz var. En iyisi ben bu gece bu ana kumanda odasını bizim dükkana taşırım. Zıttı bu düdük sesi hikayesi. Çabuk para gelsin. Burada sinirlenecek bir şey yok Nusret abicim. Düdük sesi böyle dağın diye gelmez ki, sabırlı olacaksın. Aa, hayret geldi. Çok terlisiniz, bir dakika. Şimdi düşüp düşmemesini bekleyeceğiz tabii. Talihimize... Aa, düştü. Çalıyor. Alo. Alo. Zükrü bin orada mı? Zükrü bin yok mu? Ya orada Zükrü bin diye mi biri yok? Ne diye biri var? Halbuki Zükrü bin her yerde bulunması lazım. Çok kullanılan bir isimdir. Ya sizde nelerden var? Ha, ne isminde kimler var? Tayyar. Ver Tayyar'ı. Tayyar orada. Bravo. Alo Tayyar. Bana acele 100.000 gönder. Öpüldür, sağ ol. Çok talihlisin Nusret abi. Gönderir mi? Mutlaka. Aa, sen ona kim olduğunu söylemedin. Öyle mi? Söylemedin mi? Tüh, bak onu unuttum. Sen bizle kafa mı yapıyorsun lan? Öldüreceğim seni. Bravo Nusret abi. Yaşasın. Şoför kardeş, gel tut bakayım Nusret abimin gagasının ucundan. Şöyle yardımcı ol, biraz tut öyle. Aa, çek kendine. Çek kendine, gelir. Sen onun öyle görününe bakma, gelir. Daha ferah çek. Evet, evet. Tut orayı, evet, topla 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 topla, aynen git sen öyle, aynen git. Aç şimdi kapıyı, gir. Gir sen, aynen gir öyle, oradan sağ yap, oradan sol yap. Evet, yatıralım böyle derya kuzusu gibi ki deryaya ayıp olmasın. Evet, eyvallah, sen çık şimdi oradan. Şimdi şu Nusret abimin ayaklarını da camdan çıkaralım ki, hayır, ayak kokusu bakımından sevindiretif olsun. Nereye gidiyoruz? İzmit'e. Ha evet, İzmit'e ciğerim. Nusret abim İzmit'in eşrafındandır. İzmit'e girer girmez kime sorsan gösterir gaga Nusret deyince. Esasında sarı gagalı Nusret ağa diye bilinir. Parayı ondan mı alıyoruz? Ha evet, çünkü biz verirsek çok kızar. Ya ayılmazsa? Ayılmaz olur mu? Sen İzmit'e girerken sağlı sollu ön camları fire up et. O pişmaniye kokusunu alır almaz pişman olur, ayılır. Eyvallah. Güle güle canım kardeşim. İyi yolculuklar. Bak akşam akşam kıyak iş buldum sana işte. Buradan vın İzmit. Güle güle. Güle güle. Hey, bana bak. Beni kovsana sen. Niçinlerden bir demet? İstifa etmeyi hiç sevmem. Pişt, beni ne yapmayı düşünüyorsun? Sana olan sevgim sentetik değil, sellülozik Canan. Ay anlat anlat, heyecanlı oluyor. Seni nasıl inandırabilirim? Hah, hemen nikah dairesinden günah. Sen de mi Canan? Allah kahretsin, Allah kahretsin. Hepsi aynı. Nikahtan başka gerekleri yok. Ben Leyla'dan bu yüzden ayrıldım. Nefret ediyorum evlilik seven tek tip kadınlardan. İhracat yapacağım baba. Yap. Evet ama biraz sermaye. İhracat sermaye istemez. Para istemez. Birinin malını başka birine satacaksın. Onları tanıştıracaksın. Onlardan pay alacaksın. Evet ama büro lazım, sekreter lazım, antetli kağıtlar, zarflar, havalı kartlar, başlangıç sermayesi yani. Ondan sonra bir ihracat yakaladık mı gelsin vergi iadeleri, krediler, bir fabrika, iki fabrika, üç fabrika, 4 fabrika, 14 fabrika. Hani ne? Köşeyi görmeden paçayı sıvama.
Bakcanan. Sana 40.000 liralık bir çek yazayım. Hem de karşılıklı ciddi çek. Al çeki, çekil git hayatımdan. Ben çek istemiyorum. Ben nakitim yok biliyorsun. Para da istemiyorum. Derhal nikah günü. Hayır, evlenmek de istiyorum. Ne istiyorsun Canan, ne istiyorsun Canan, ne istiyorsun? Ben seni seviyorum. Beni seviyormuş. Ne olacak? Bilemiyoruz. Abi bu sevmek nasıl olur? Bilemiyorum. Bana hiç olmuyor. Sen bağırsana biraz. Hiç satamıyoruz. Vefalı, vefalı. Ne vefası? Osmanlı. Affedersin abi. Boza eşiyle karıştırdım. Her gün iş değiştiriyoruz. Hava da sıcak. Beyin brozlaşması oldum. Haydi sütlü mısır, sütlü mısır. Nerede? Onlar işi bıraktılar abi. Kirayı veremediler, ev sahibi kırmızı kart gösterdi. Nereye taşındılar? Vallahi belirli bir yere taşınmadılar. Kirayı veremediler, küme düştüler. Ben ne olacağım peki? Anlamadım. Benim onu öldürme duygum ne olacak? Benim izbitene işim var. Benim izbitene işim var! Bu ne bu? Oraya karşı tarafın adresini yazıyorsun. Onu yazdım. London Maritime Company. Ya onu oraya yazmayacaksın. O Londra'da bir gemicilik şirketi. Biz bu mektubu örnek diye aldık. Sen bu listedeki adreslere aynı mektubu tek tek yazacaksın. Bizim gemicilikle ne işimiz var? Deri satacağız ya. Ya bana bak Canan. İstersen İngilizceleri ben yazayım. Sen Fransızcaları yaz. Sen İngilizce bilmezsin ki. Ya Fransızca da bilmiyorum ki. 40 saatte yazıyorum. Böyle böyle aksanlar var. Bir de böyle üstünde iki tane noktalı i var. Onu nasıl yapacağız? Arsan abi, bu antetli kağıtlar çok havalı oldu. Tabii. Deli misin? Zarf kağıt en önemlisi. İngiliz şimdi o mektubu bir alacak, bir okuyacak. İşte diyecek Türkiye'nin en önemli şirketi. Fiyatlarımıza bir bakacak, dünya piyasasından bir dolar ucuz. Şak 1000 tane deri mont diyecek. Şak göndereceğiz, şak zenginiz. Altına senin adını mı yazacak? Olur mu? Sakın ha, koskoca patron teklif mektubu yazar mı? Oradaki örnekte ne var? Directors of Research, M. Gül demiş, imzalamış. Tamam tamam, bir şey müdürü demek o. Sen de aynısını yaz. B nokta siklemen de, at bir siklemen imza. Burada bir sürü adres var. Hepsine yazacak mıyız? Gayet tabii. Bunlar Avrupa'nın en önemli deri alıcıları. Ha. Hepsine yazmak lazım. Bunları postalamak 70-80 bin liraydı. Yok ya. Vay canınasını. Onu düşünemedik. Seviyoruz. Ciddiyiz. Demek PTT'de çalışıyorsunuz. En tesadüf. İki kişi bunlar. Mısırcılık yapıyorlarmış. Tanımıyorum. Ya kardeşim siz mısırcılar birbirinizi tanımaz mısınız? Hayır. Ya bu mısırcılığın bir erkanı yok mu? Bir raconu yok mu? Bir mafyası yok mu? Yok. Ben öldürürüm ulan seni mısırcı. Şimdi siz bu mektupları böyle şak 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 makineden geçirseniz akşam size soruyorlar mı makineden kaç mektup geçti diye? Tabii makinenin sayacı var, her geçeni yazıyor. Peki makinenin sayacı bozulursa ne oluyor? Bozulmaz ki. Bozarız efendim. Ben kendisinin kız arkadaşıyım. Bana ne?
Siz babası değil misiniz? Sana ne? Ay ben onu seviyorum. Ha, ben onun babası değilim. Kimin babasısınız? Ben babaların babasıyım. Abi ben ayrılmak istiyorum. Nereden? İşi bırakmak istiyorum. Hangi işi? Bütün müesseselerden birden ayrılıyorum yani. Hangi müesseseler? Bütün müesseseler. Ortada müessese mi var Osmanlı? Yok. Olmayan müesseseden ayrılmak için benden izin istemen çok saçma. Özgürsün Spartaküs. Sağ ol abi. Benim biriken yövmiyelerim ne olacak? Birikimin olacak Osmanlı. Nasıl yani? İş hayatı hakkında belirli bir birikim edinmiş oluyorsun. Çok karlısın, sana gıpta ediyorum. İş hayatındasın ve hiç borcun yok. İşim de yok. Fazla iş göz çıkarır. İşsizlik en güzeli. Her an yepyeni bir yaşantıya başlama umudundan. Kutlarım seni Osman. Ne bakımdan? Genelde. Tamam da benim yövmiyeler ne olacak? Neyin yövmiyesi? Osman. 2 aydır emrimdeyim. Duvar kağıdı, pizzacı, boza, mısır. Ne iş olsa yapıyorum. O iş diyorsun koşuyorum, bu iş diyorsun koşuyorum. Boş yere koşuyorsun Osman. Bizimkisi işsizliğin kovalamacasıydı. Artık senin gizli işsizliğinin başından gizli sıfatı kalkıyor ve işsizliğin ele güne karşılaşıyor. Çok soyut bir değişim. Yani ortada somut ve maddesel bir geçiş yok. Sen yövmiyeden söz ediyorsun. Çok aristosun Osman. Hayatta başarılar. Güle güle. Tamam da benim yövmiyeler ne olacak? Aristo ki. En peşmerva günler sizin olsun efendim. Anlamadım. Gazetedeki Fransızca ilanınızı gördüm. Fransızca dersi mi almak istiyorsunuz? Hayır. Ne istiyorsunuz peki? Maya. İsminiz Mehmet değil mi? Evet. Nereden biliyorsunuz? Zile yazmak gafletinde bulunmuşsunuz. Sizi seviyorum Mürvet. Monsieur F. Siklamen'e gelmiş bu mektup. Tamam tamam. Ne diyor? Teklifinizle ilgileniyoruz. Firma temsilcimiz 9 Ağustos'ta İstanbul'a gelecekler. Yapma ya. Tesislerinizde ağırlanmaktan kıvanç duyacaklar diyor. Vay canlısını. Tesislerimiz demiş, buyurun demiş. Şimdi Hilton'da yer ayırtmak gerek. Gördün mü sen bu Fesiklamen'in başımıza açtığı işleri? Fesiklamen kim? İşin en kötü tarafı öyle biri yok. Şimdi bir de Fesiklamen bulmak lazım. Pek sayın Gagan Usset abicim, pek sayın Canan, en sayın Mürvet Hanım, Osman. Sayın. Evet, Osman sayın ve sayın ben, hepimiz ortağız. Bir kere İzmit'e gitsin gelsin ödeşelim ondan sonra. Evet. Çok aptalsın Osman. Aa, sakin olun artık Gaga Bey. Bakın kötü günler geride kaldı. Hem sonra zengin olacağız yakında. Hiç sanmıyorum. Mektup geldi, Mürvetciğim tercüme etti. Nereden mürvetçin oluyor o senin? Film icabı Canan. İşte kadının kartı. Madam bilmem ne. 9 Ağustos'ta geliyor canım. Ona bir holdingmişiz havası yaratmamız gerek. Hepimize ayrı ayrı küçük cicili bicili kartlar bastırıyoruz. Nasıl olsa mürvetin eniştesi matbaacı. Kartları çıkarıyoruz. Kadını gören şart uzatıyor kartını. Kadını gören şart uzatıyor kartını. Mesela Nusret abime şöyle bir kart tasımlayabiliriz. Monsieur Gaga, direktör de La Gara Lugara. Ya? Ne var bunda? Ne var bunda olur mu sen? Marmuda, Mahmuda dedikçe avcı başı karşıma geçiyor. Armuda, Armuda diye benden alay ediyor. Alay etsin canım, ne çıkar? Ne çıkar olur mu? Bugün bana Armuda diyen yarın sana hıyar abi. Can kurtaran mı geliyor? Bak efendim. Bu hıyar bana dokundu. Tabii dokunur beyim. Hıyar yeme diyorum sana, dinlemiyorsun. Böyle böyle hıyarları yiyorsun beyim. Peki ne diyeyim sana? Efendim bana ibiş. 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 Gel ibiş gel.
Köpek mi çağırıyorsun beyim derken? Ne oluyorsun? İymiş. Sade iymiş işte. Ha, nasıl iymiş? Ha, kıymalıymış. Kıymalıymış olur mu canım? Nasıl iymiş yani? Ha, zeytinyağlıymış. Zeytinyağlıymış olur mu evladım? Canım zeytinyağlı fasulye oluyor da iymiş niye olmasın beyim? Ha, iymiş. Bak yavrum iymiş. Dinle beni. Ne oluyor ya? Nedir? Bu ne oluyor? Niye arkana döndün bana? Münir'cim birazcık mizansen yapalım dedim. Ne mizanseni? Tiyatro mu oynuyoruz burada? Bizim gelenekselim... Aman be, bizde öyle mizansen falan var mı? Sen buraya geçeceksin, ben buraya geçeceğim. Sen buraya geçeceksin, ben buraya geçeceğim. Sen buraya işte bu kadar. Tamam ustacığım, kızma. Peki, tamam, dediğin senin olsun. Tamam, hadi. Devam. Öyle imiş mi? Arkanı da dönme. Peki evladım imiş diye bana. İbiş, gözünde bir nokta görüyor. Anlamadım. Gözünde bir nokta görüyor. Evet, kulağıma da karakol taşındı. Evladım, bu kafa çatlak. Çatlak matlak, 50 senedir idare ediyorum. Ama yanıyorum ha, yanıyorum. Efendim? Yanıyorum. Ben de bu odun kokusu nereden biliyordum? Değil be Münir, gene yanlış korkmaya girdik. Kardeşim sen bana yanıyorum deyince ne diyeyim, etfaiye çağır mı diyeyim, daha buraya mı söyleyeceksin? Ya, Allah Allah. Değil evladım, İbiş'ten başladık ya, oradan sonra tersine. Anneciğim, sen verdin yanlışlık. Değil, biliyorum ben damat. Saygılardan bir Demet abiler. Ne diyor bu? Eyvallah, hayrola. Ne istediniz kardeşim, bir şey mi istediniz? Sizin gibi iki usta oyuncuya gereksinimimiz var. Film mi? Hayır. Video mu? Ha. Reklam filmi mi? Allah korusun, müzikal olmasın. İlgisi yok. Nedir? Bir tür sokak tiyatrosu. Ama canlı yayın. İzleyici herkes, oynayabilmeyen bir kişi. Bir gizli kamera şakası. Ne gibi yani? Bana bak, onu seviyorum, tamam mı? Sevemezsin, tamam mı? Çünkü o benim sözlüm. Gönül fermuar dinlemiyor canım. Osman söyle şu karıya, söyle şu karıya, tutma beni, öldüreceğim vallahi billahi öldüreceğim. Osman tutma beni, parçalayacağım bu karıyı ben, parçalayacağım bu karıyı. Ya benim kimseyi tuttum yok, kim kimi öldürecekse öldürsün, mevcudumuzu bilin. Bu iş bize göre değil. Kaç paraysa vereceğim. Ah işte o zaman hiç olmaz. Çünkü biz paraya alışkın değiliz. Para bizde alerji yapar. Şu arka sokakta bir kahve var. Oraya git. Orada bu işi tonla yapacak adam bulursun. Abi bize iki usta oyuncu gerek. Ben sizlerden başka usta tanımıyorum. Ya demek hayran mısın? Evet abi, ben sizin kaynanalara bayılmıştım. Kaynanalar mı dedin? Evet abi, oynadınız ya televizyonda 10 yıl kadar. Ben kaynanalar da hiç oynamadım. Nasıl olur sayın abicim, siz Tekin Akman Soy değil misiniz? Yapma yavrum, dur yapma. Boğuluyorum Tekin abi. Bana Tekin Akman Soy dedi. Bırak canım. Boğuluyorum Tekin abi. Hala Tekin diyor. Karıştırdı çocuk ya, bırak. Kurtar beni Gazanfer Özcan abi. Ne? Bırak Erol. Ben gebertirim şunu. Bırak onu bana. Bırak. Çekil git başımdan Cemal. Ne zaman nişanlanırız? Hiçbir zaman. Ayağında makiner, elinde overlock, uy uy Serap. Nedir bu güzellikler? Defolup gitmezsen Meral Hanım'ı çağırıyorum. Nişan günü istiyorum. Sen benim tipim değilsin. Tipinimdir ben senin. Sen tipini bilmiyorsun. Thank you.
Dünya satışlarımız için Fransa'dan Avrupa temsilcimiz gelecek. Biz büyük bir şirketiz. Size ummadığınız fiyatlar vereceğiz. Buraları da imar edeceğiz. Yakında hepimiz zenginiz. Bir iki güne kadar burayı gezmeye geleceğiz. Esas patron da gelecek. Saygıda bir kusur olmasın. Herkes saat 18'de. Sadece sen saat 18.30'da büroyu kapatıp gittiğine göre bir akşamcık da kapatmayıp büroyu benim büromuş gibi göstermenin ne sakıncası olabilir devasa aşkımız karşısında. Yarım saat için sekreterimmiş gibi yapsan ne olur? İşte bir kadın gelecek, büroyu görecek, benim sanacak, beğenecek, sipariş verilecek, köşe dönülecek. Niçin? Senin için verin. Sana Türkiye'nin değil, Amerika'nın Bodrum'unda Erguvan pancılı bir ev yaptırıp geri dönüşümsüz aşkımızı yaşayacağız güdümsüz. Yapamam. Yapacaksın Berrin. Bak, grup halinde gelinecek, şöyle bir boğaz turu atılacak, sana da onurlu bir bahşiş verilecek. Bunda bir şey yok ki. Günlük kirayı verirseniz olur. Hayır efendim. Sanki o gün iş çıkmamış gibi yapacaksın. Sana vereceğimiz bahşişi de cukka cebe atacaksın. Günlük kirayı verirseniz olur. Kardeşim, kiralamayacağız, tamam mı? O gün boşsun. İş yok, unut. İş yok. Tamam mı? Biz sana bir kıyak yapıyoruz. Sen de mal sahibine haber vermeyeceksin. Parayı da cukka cebe atacaksın. Tamam canım. Mal sahibine haber veren yok. Ben her gün günlük kirayı cebe atıyorum. Kırma bizi be Nevzat abi. Balatlılık öldü mü? Topu topu bir günlüğüne lazım Mercedes. Sahibine rot ayarı dersin, düt ayarı dersin. Yap bir artistlik ya. Akşama aynen getiriyorum Mercedes'i. Sahibinin kulağına gider. Sahibinin kulağını keserim. Bu Mercedes bana bir günlüğüne şart. Biz bir günlüğüne anlaştık Nevzat abiyle. Mercedes'i provaya muravaya getiremem. Prova neymiş? Bu büyük bir operasyon. Sizi provasız maça çıkaramam. Prova şart. Bence olmayabilir de. Hanım Lars, hanım Lars. Hanımcıl anlamsız diyaloğa gerek yok. Bu prova olacak. Olmayacak. Bak köşe dönen bey kardeşim. Biz prova sevmeyiz. Biz seni sevdik, bu işi kabul ettik. Para filan da istemiyoruz. Ama prova diye ısrar edersen biz kaçarız. Ben hemen Kanal Adaya giderim. Prova neymiş? Ben de İzmit'e yerleşirim. Biz de onlarsız prova yaparız. Olur mu canan? Çok iyi olur. Ben Erol abinin dublörü olurum. Benziyorum zaten. Değil mi Erol abi? Aslanım benim. Bakarsın provada başarılı olursun. Ben oyuna da gelmem. Sen oynarsın. Gaga da tıpkı ben. Sen de benim dublörüm olursun canım. Bana bak. Ben seninle konuşmuyorum, tamam mı? İş dolayısıyla beraberiz. Yine atışmayalım ha. Hanım Lars, shut up'ınız. Sayın Münir abicim, Sayın Erol abicim, siz tiyatroda prova yapmaz mısınız? Evet, maalesef tiyatro rejisörlerinin prova konusundaki sapık ısrarı hala sürüyor. Bu prova sonradan icat edilmiş. Bizim geleneksel tiyatromuzda prova morava yok. Komik sağdan girer, ya Allah der, başlar oynar. Yani ne yapacağını, ne diyeceğini önceden belirlemiyor mu? Canım, komik ne okuyacağını bilir. Abiciğim, bizimki çok ciddi bir iş, komiklik değil. Komiklik çok ciddi bir işti. Sen komik buluyorsun ama iş çok ciddi baba. Yakında holdingleşiyoruz. Leştik sayılır. Tam penaltı noktasındayız. Leştik, leşiyoruz. Sipariş kadın biçiminde öbür gün geliyor. Güneş gibi doğuyor. Yalnız otelde falan yer ayırtmak için biraz para lazım tabii. Lütfen baba ya. Ben para babası mıyım? Milyar istemiyorum ki. Dip tarafı 300 bin. 300 bin ha? Sen nerede bronzlaştın böyle? İsmin neydi? Benel. Banal mı? Benal, Benal. Benal mı? Evet. Benaltı'dan mı geliyor? Anlamadı. Zıt boyacı köy. Efendim? Ha, Benal ne demek istiyorum?
Bilmiyorum, annemle babamın işi. Bula bula bunu bulmuşlar isim olarak da. Ama ben pek kullanmıyorum. Arkadaşlar bana Suyedin diyorlar. Evet, çok benziyorsun. Bana da Ceyar diyenler var. Benziyorsun vallahi. O kadar kötü müsün? Oh, kötü olur muyum yavrucuğum? Ben Ceyar'ın iyi taraflarını almış, bünyemde toparlamış, özümsemiş, özüme indirgemiş, iyilik yapmak için dolanır olmuşum. Çöllerde. Çöllerde mi? Çöllerde olmaz, Mecnun'la karıştırdım. Ovalarda, dağlarda, engebelerde, genelde coğrafsal bölgelerde. Biliyor musun Denal, senin gözlerinde özel bir güzellik var. Ne gibi? Şey gibi. Ne gibi? Şey gibi. Nasıl anlatsam, nasıl Türkçe kompozisyonlasam sana bu olayı? Gördüğüm güzellikleri anlatmaya yetmiyor dilimizin birbirinden güzel sözcükleri. Sıfatlar yetersiz kalıyor, edatlar çaresiz, zamirler zor durumda. Dil bilgisini aşan bu güzellik karşısında. Türkolog musun? Hayır, aşığım. Bana mı? Başka kimi olabilir? Yalancısın. Beni bir yalancı olarak nitelendiriyorsan, şimdi ben buradan giderim. Kendimi denize atarım. Bugün atmam, su soğuktur. Ölümümü daha sıcak bugüne saklar. Umarsız aşkımı sızılı kalbime defnederek giderim. Elveda, defne. Benal. Her neyse. Dur, gitme. Peki, durayım, gitmeyeyim. Kalmasın gözün yollarda. Osman biraz su elinler sana. Benal olmuyor. İrdem, İrdem. Gelmeyiniz de, welcome de, hoş geldiniz de, yes de bir şey de, Osman. Yok, bir gün kurtaran sizi, bir de versene şu şeyleri. Bienvenue İstanbul, très bien. Yes. Olur mu? Sayın Nusret abicim, Sayın Gaga Nusret abicim hemen fırlasana, kapıları açsana, kadına selam çaksana, bagaj marifetiyle arkaya dolanıp hemen 2 puan alsana. Tamam, tamam. Olmaz ki sayın abicim, bu sünepelik içinde olmaz ki. Ne sünepeli lan? Çok konuşma, dilin dilip keserim ha. Delikanlıca bekliyoruz işte burada. Sayın Nusret abicim, biraz daha canlı, biraz daha dinamik demek istiyorum. Lütfen. Yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Hadi gazla. Yürü. Takip et. Takip emri veriyorum sana. Ya yürüsene Kemal. Daha dünkü 7320 lirayı vermedin. Dünkü provaydı. Ne parası Kemal.
Sol taraf tamam. Biraz yukarı. Tamam mı? Tamam. Erol! Dekor tamam. Baykuş lokma arıyor. Baykuş lokma arıyor. Lokman, büro ele geçirildi. Anlaşıldı Baykuş. Tamam, stop, tamam. Anlaşıldı, tamam. Geliyorum, stop. Beni sorarsa toplantıdayım deyin, stop. O sormazsa da siz toplantıdayım deyin, stop. Sana dan diye bir koyarım, alır arabayı giderim. Geliyor. We'll be right back.
tesislerimizde. No tesis. Pardon? Ici, no. Pardon? Bir de Fransızca biliyorum diye ortaya çıktı. Ne dese kadın pardon diyor. Olsun. Havamız acayip. Seviyorum Serap. Çok arabesksin Cemal. Comment la madame, madame? Bien. Très très bien. Bien dedi. Très très bien dedi. Oh, çok çok iyi. Yaşasın. Sakin ol kızım. Şu aptal sevincini dışa vurma. Thank you.
uyan babaya geldik. Abi kalk, kadın bugün geliyor. Kadın gelmedi mi? Yani ben tamamen rüya olarak mı? Vay canına sana. Ne oldu abi? Yatağı işemişim. Olsun lan. Peşinata gerek yok abi. Biz çok büyük, korkunç bir holding izledim. Herkese kartlar dağıttım, bilemedi. Ne oluyor? Yok bir rezervasyon mu? Ne problem? Yok problem. No problem. Hey, où va comme ça? Moi, je voudrais me changer. Monter dans ma chambre. Quel est le problème? No problem. Ne diyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Çok hızlı konuşuyor. Hiç böyle Fransızca duymadım canım. Sen nerenin Fransızcasını biliyorsun? İstiyorlar ha. Alo, alo. Otel meselesinde pürüz var. Sheraton olmadı. Etap Oteli denilecek. Tertibatı koruyun. Stop. Baykuş Tokmak arıyor. Baykuş Tokmak arıyor. Tokmak cevap ver. Baykuş seni arıyor. Baykuş Tokmak arıyor. Kırkpınar'a bağlandı. Pelivan havaları. Kop karıştı. Baykuş Tokmak arıyor. Tokmak. Ha, Baykuş konuşuyor. Berrin daha fazla bekleyemeyiz, kapatmamız lazım diyor. Stop. Berrin saçmalamasın. Stop. Thank you.
anladı mı? Hep Arapların yüzünden abi. Utanmasalar dolar isteyecekler. Benim bildiğim çok haso bir otel var. Fark etmez. Yenge misafirimiz. Bir iki gece kalacak burada. Hesabı bana ait. Vallahi bilmem ki Hüseyin abi ne der. Tek bayan kabul etmiyoruz. Allah ısmar al. Fongani benim odama. Hatta onu ben bu gece iyi ederim de. Hatta vurumu iyi kuruşu. Ben de vuruşu. Kis kis bas. Hiç. Yeah, nothing. No problem, madam. Ne oluyor Osman? No problem abi. Birinci Florida meydan muharebesi. Kızım, böyle patır kütür konuşma. Hiçbir şey anlamıyorum. Pardon. Hadi, hadi. Uzadı bu iş artık. Tiyatroda böyle şey olur mu? Her işin bir başlangıç, bitiş saati vardır. Tiyatroda bitiş oldu mu, tamam. 10 dakika sonra pasajlasın, buz gibi bir ay yumulursun. Münir abi bira mı istediniz? Yok canım, yani var mı? Ya yarım saattir açalım size şu bisküvi diyorum. Bunlar lalinde kayboldular. Tabii canım. Hem şişe kadın gelince açılacak diye bir kanun yok ki. Tabii. İyi dövüldük ama. Kim? Ben ne yapıyorum bu akşam oteli bak gör. Beyrut halt etmiş. Ben bu gece nerede kalacağım diyor bu kadın. Ben bizzat ilgileneceğim bu konuyla. Madam, no problem. Arabayı stop etti, ne yapacağız? Aptal Mürvet'e söyle, araba arıza yaptı. Yedek arabanın gelmesi uzun sürer. Bir taksiye atlayalım gidelim desin. Bizim yedek arabamız da mı var? Çok aptalsın Osman. Biliyorum. Mürvet o dediklerini Fransızca söyleyemez. Niye? O onun Fransızcasından bilmiyormuş. Hiç anlaşamıyorlar. Ben yardımcı oluyorum. Uyudun bacısı. Alo, siz kimsiniz? Nereye aradınız? Ben mi kimim? Ben kimse değilim. Sarı çizmeleri öğrendim. Ben burada yokum. Uçuyorum ben. Kimse yok burada. Belirir mi? Belirir, belirir yok. Burada kimse yok. Yanlış mı? Beni mi istediler? Yok canım, bir işlidir herhalde. Kaç kişisiniz, kimsiniz, orası neresi? İşte telefon manyakları çoğaldı bu sene. Belin orada mı? Ben Sedat. Sedat mı? Öyle ya. Sedat kim? Buranın sahibi Sedat Bey. Mahvolduk. Ya
Mahvolacak bir şey yok. Ortalığı velveliye verme. Sedat'mış. Sedat kim? Bilmem. Muhabbeti bozmayalım. Tabii. Nerede kalmıştık? Zonguldak'ta. Şimdi Zonguldak'ta tiyatro turnesindeyiz. Oradan alelacele otobüsle bindik. Evet. Hop Bursa. Bursa'ya geldik ama kimse de inecek hal yok. Yol uzun tabii. Yok ve alkolden... Sonunda ekip dağıldı. Karı geldi. Efendim bonjour. Benim bir kartım olacak. Hemen size takdim edeyim mi? Cebim mi? Ya benim bir kişi gördün mü? Ha şimdi. Benim de bir kartı olacak, acayip de bir isim olacak. Hey Siklane. Ve? Siklane. Ve? Siklane. Ah, c'est vous, Monsieur Siklane. Osman, bu kadın niye valizle dolaşıyor? Otel meselesi tam hallolmadı. Aa. Pardon. Ne var? Ha? Kim? Sedat mı? Ne belirli? Kaç milyon veriyorsun kardeşim? 92 milyondan aşağı olmaz. Hı. Ha, sen saçmalıyorsun hıya. Monsieur Siklame, mon problème d'hébergement n'est toujours pas résolu. Vous savez que je suis venue sur votre invitation. Hı? Monsieur Siklame. Bu kadın beni Fransızca biliyor mu sanıyor? O öyle sanmıyor. Ya. Sen Feyyaz Siklemen'sin. Ne yapayım? Ve Feyyaz Siklemen de zaten Fransızca biliyor. Ne yapayım? Canım, oui, oui de. Ha, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Siklemen? Oui, oui. İyi akşamlar beyler. Oui, oui. Ne oluyor burada Berin? Siz Sedat Bey'siniz değil mi? Gayet tabii, memnun oldum. Ben Osman. Tanıştırayım. Feyyaz Siklemen, Canan Hanım, Erol Bey... Mürvet Hanım, madam, bilmem ne. Mürvet, söyle ona, Sedat Bey hissedarlarımızdan de. Ne diyorsunuz be? Delirdiniz mi siz? Burası benim büro. Kim bunlar, Berin? Siz Münir Özkul değil misiniz? Evet, söyle ya. Ne alakası var? Herkes de beni o herife benzetiyor. Ben? Ben Siklame. Gidelim arkadaşlar. Buyurun, buyurun rica edin. Buyurun. Efendim size doyum olmadı. Başka sefer görüşürüz. Geç kaldık tabii. Her yer kapanmış. Tesislerimiz kapanmış diyelim. Aman öyle de. Zaten bu karıdan iş çıkmaz be. Öf be. Bir problem mi var Münir abi? No problem. Bak bu iş yok zaten. Bizim de canımız sıkıldı. Bizim müsaade, biz girelim. Aa, tahmin etmedim bu kadar. Benim İzmit'e gitmem lazım be. Yövmeye gidiyorum Münir'cim. Bu ceket değil. Bu ceket benim ceketim. Ben nerede yürüdüm? Bu kimin ceket? Bu da benim ceket. Al ceketini ver. Mais c'est ici l'hôtel. Ne? Ne dedi bu? Otel burası mı diyor? Sen nerede güzelleştin böyle? Parayla saadet olmaz Serap. Parasız hiçbir şey olmaz Cemal. Bizim çamaşır makinemiz olmayacak mı? Elektrik süpürgemiz olmayacak mı? DVD'miz olmayacak mı? Zamanla hepsi olacak. Benim beklemeye tahammülüm yok Cemal. Belki milli piyango vurur. Benim piyangoya da tahammülüm yok. Birlikte her güçlüğü yeneriz. Benim asıl sana tahammülüm yok Cemal. Ay! Aa ne yapıyorsun? Niye açılıyor ya? Hiç müşteri bulamazsan diye anlaşmıştık. Müşteri bulmuş. Niye buluyor?
Kim o müşteri? Bütün dünya bana karşı. Başka bir deniz ejderi bulmamız lazım Canan. Şuna ne dersin? Saçmalama Canan. J'ai froid. Et j'ai faim. Ben bu karının sana bakışını beğenmiyorum. Ben de Canan. Nerede rüyadaki kadın? Nerede bu? Aa, ne rüyası? Hiç. Isırbalıyorum Canan. Gel. Bosfor. Burası Bosfor mu diyor. Fransızcam acayip. Bosfor tabii. Burası da Bosfor, orası da Bosfor. Münir'cüğüm, bu iş tiyatro işinden de iyi, film işinden de iyi. Efendi gibi içkini içiyorsun. Olmadı baştan da yok, ha? Sen bu domatesi bardasın. Balıksın da domatesin yüzünden sansürde takılacağız. Hadi bir. Domatese sansür takılır. Oldu. Kulaklar geldi. Erol bağırına bak. Hangi güneşte kurdu bunları? Ne oluyor Canan? Nereye? Beni yakacak bir centilmen bulmaya. Saçmalama, otur şuraya. Canan! Ne oluyor diyor? Ne diyor? Rahatsızlandı de. Malat. A bon? Kiskala. Nesi var diyor? Annesinin örekesi vardı. Sen diyemezsin onu. Fransız can yetmez. Ben kotarayım. Le öreke de son annesi. Hiç anlamadı. Ne diyor? Anlamaz tabii. Anlaşılacak bir şey demedik ki. Osmanlı! Niye peşinden geliniyor? Hı? Niye ayaklarıma kaparıp özür dilenmiyor? Olay hadiseleri üretme Canan. Gel otur şuraya. Fransa'ya ayıp oluyor. Beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyorsun, sevmiyorsun dalgası. Atmaz yapalım. Ya bu kadın ya da ben. Hemen cevap ver diyorum sana. Tercihini yap hemen. Deli olma Canan. Bütün dünya bize bakıyor. Uranüs, Neptün ve Plüton senin sesinden tedirgin oluyor. Bunda dünya bağırma rekoru denenecek. Ne var? Ya. Zıt Suudi Sarıyer. Pardon? Zıt Marsilya. Zıt Strasbourg. Strasbourg. Mürvet, yok bir şey de şuna. Canan gel otur şuraya. Bana öyle aptal aptal bakma. Osmanlı. Niye benim yanımda onun elini okşuyorsun? Ha? Mahsus yapıyorsun değil mi? Ben onun elini okşamadım efendim. O benim elimi tutu verdi. Şiki şiki ya ba. Ya. Ya. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Gel otur şuraya Canan. Bak kadın devamlı keskin ya diyor. Bu Canan deli mi diyor? Ne? Deli mi diyor? Demiyor. Bu karı bana deli mi diyor? Ya demiyor. Ulan ben bu karın bacağını çat diye ayırmazıyım. Öldürün bunu! Öldürün bunu seni! Manyak karı! Bırak ulan durma beni! Peşime yesin ya, aferin ya. Bayana bugün o da ayrılmış. Bunun kavgası oldu. Ama rezervasyon olmadı. Çabuk şuradan bir boş oda anahtarı ver. Hamşo! İsim ne oluyor? Yenge. Bayan odalarına bay misafir bırakmıyoruz abi. Saçmalama. Sizinle abi olmaz. Beraber çıkılmaz. Ben Hüseyin abinin arkadaşıyım. Bir şey yok. Bayan da ecnebi.
Odalarına çıkarmak gerek. Onlar da adet öyle, hamşo. Keskilya. Bak, keskilya diyor. Nothing, nothing, keskilya yapar. Ya. Ne diyor? Bu resepsiyon memuru nerede güzelleşmiş böyle diyor Endonezce olarak. Ya. Güle güle. Bırakıyor. Hayır, anlamadım. Niye odasına kadar çıkıyor? Hiçbir şey konuşamadık, işi bağlayamadık. Kapıyı mı tıklatsam? Bütün günün aksiliklerinden sonra bugün unutturacak bir gece yaşatmak şart bu kadına. Hayır, mecburuz. Nedir ki ya? Hiç. Nothing. I love you. No, I love you efendim. I love you efendim. I love you efendim. C'est fou. I love you efendim. Arrêtez où je crie. İçliğe de böyle değil bu kadın. I love you efendim. Mais c'est pas con. I love you efendim. Arrêtez où je crie. I love you efendim. Bağırmayınız efendim. I love you efendim. I love you efendim. Ya aslında biz bu zavallı kadını bu otelde yalnız başına bırakamayız. Çok konuşma bir. Aslında bu otel tek tekin değil. Balat'a bize götürelim. Yüzdüm yüzdüm. Sonuna erdim baba. İyi. Karaya çık. Bu akşam kadını iyi bir yere yemeğe götürebilirsem İşi kotarıyorum. İyi. Akşam diyorum. İyi bir yerde iyi bir yemek diyorum. İyi olur diyorum. Hesabı nasıl ödüyorum? Ödemiyorsun. Onu soruyorum işte. Nasıl ödemiyorum? İster çek ödemezsin, ister nakit ödemezsin. Ödememe durumunda fark etmiyor. Ben fazlalık yapmayayım abi. En iyisi Osman sen fazlalık yap. Damadımı bırakayım geleyim. Hayır. Onun yanında hesap rezaleti olmasın. Sen var yarın gitmek Paris. Öbür gün sipariş. Pardon. Sipariş. Ah si. Paris. You tomorrow going Paris after tomorrow recommendation letter. Oh yes, yes. Yes, yes. Yes. Thank you'lardan bir demet. I love you. Adam bilmem neden hiçbir haber çıkmadı değil mi abi? No. Şimdi tanışacağımız kızla sen nerede tanıştın? Şimdi gideceğimiz yerde. Ben oturmuş orada çay içiyordum. Şak geldi masaya oturdu. Ben ilk önce benden hoşlandı sandım. Niye hoşlansın senden? Kız kör mü? Zaten kız sana aşıkmış. Gayet tabii. Kız kör mü? Aşıkmış ha? Bravo kıza. Nasıl bir kız? Kupa kızı, maça kızı. Boylu poslu, yürüyorum. Boy 1.90. Saçmalama Osmanlı. Boy 1.88. Kısaca 88 olmasın. 1.80'den 5 kuruş aşağı inmem. Çok güzel kız. Göreceksin, aşık olacaksın. Tam senin kalemin. Çok güzel ha. Güzel ne kelime, trilyarder.
Trilyarder ha? Seni seviyorum Osman. Efendim, sizi beklettik. Derin elem içindeyiz. Elde olmayan antisosyal trafik tesiri. Oturabilebilir miyiz? 333. Mersilerden bir demet. Osman, sen istersen başka bir masaya otur. Öyle mi? Niye? Sen İtalyanca bilmiyorsun. Bakarsın sıkı sıkılı verirsin. Öyle mi? Öyle. Gayet tabii. Böyle renkli Türkçe sinemaskop güneşli bir günde ansiklopedi yüzü görmemiş bir gezegen gibi çıkı çıkı verdiniz. Kar karşıma. Şiki şiki yağba. Yani Rabbin bana bir nimeti bu. Size nükleer bir şey söyleyeyim mi? Size ta şöyle karşıdan görür görmez içimde şuramda. Daha doğrusu pankreatit açıdan tam şuramda. Tam tamına esasında şuramda bir şey cız etti. Alışılmış ötesi bir duygunun vıcık vıyak uyanışı, virgül, sentetik değil, selülozik bir aşk bu. Bana ve bütün bunlara inanın. Sesiniz ne kadar şataraban? Elleriniz ne kadar 44 numara? Kımıldama saplarım. Nusret abla, yani sayın Gaga Nusret abicim, şükür kavuşturana. En pardon Nusret abi, ben sizi Brookshield sandım. Saygılardan bir Hevenk, güle güle. Otur! Oturayım tabii, iyi oturayım Nusret abicim. İnanın çok özledim sizi. Ticari hayatta mahcup olduğum insanlar içinde sizin kadar delikanlısını görmedim. Öpeyim, derhudar olayım Nusret abi. Kes! Yine bir artistlik yapma kalkma, dilim dilim doğrarım seni. Hesabı bize bırakıp kaçarsın ha? Saat gitti, yüzük gitti, şanlı kolye gitti. Telafisi yoluna gideriz Nusret abi. Başka bir yola gidiyorum. Kalk yürü. Osman, gir şunu koluna. Bir yere kaçmasın. Sen de mi Osman? Maalesef abi. Nusret abi iyi yövmeye verdi, satıldım. Efendim diyor. Köşeyi dönüyorum. Döndüm, belki köşe bunun farkında değil. Ne diyor? Dur canım bir dakika. Aman yazısı da okunmuyor ki bu kadının. Okunur. İyi bak, ne diyor? İstanbul'da geçirdiğim günleri unutamıyorum. Güzel. Mersilerden bir demet. Geçirdiğim en güzel hafta sonuydu. Yes it is. Maalesef sipariş veremiyorum. Nasıl yani? Olur mu be? Bu kadar güzel bir girişten sonra böyle bir cümle olur mu? Yani mektup yolda mı diyor? Sonra mı yazacağım diyor, sonra mı sipariş diyor? Bir dakika, acele etme. Sipariş veremiyorum. Çünkü ben firmanın sekreteriyim. Size mektubu firmanın antetli kağıdıyla yazdım. Bu numarayı sık yaparım. I love you efendim. Vay canına sıyım. Demek abla da Fransa'nın köşe dönücüsüymüş.
Ulan uluslararası yanıldık. Ben nerede güzelleştim böyle? Alolardan bir Demet. Tanıştırayım nişanlım. Yok ya. Sen yetenekli çocuksun. Bırak bu ticaret işlerini de gel seni tiyatrocu yapalım. İş var. Ha? Köşeyi döner miyiz? Tiyatronun köşeleri yoktur. Yüz yuvarlaktır tiyatro. Niye annemin balayına katılmasına karşı çıkıyorsun ha? Annenle evlenmedim ki Canan. Sen ben annen üçümüz balayına çıkacak değiliz ya yavrucuğum. Evlendiğimiz gün benimle ne biçim konuşuyorsun böyle? Derhal ayrılalım. Canan! İzmit'e mi ciğerim?